Tabii bu süreçte de çocuklarımızın aşıları var. Evet, tabii. Yine çok önemli konulardan birisi. Gelişimin içinde tabii aşılar da önemli. Ki bebekler hasta olmayacaklar. Böylece gelişimlerini etkileyecek dış etkenlerden de korunmuş olacaklar. Bebekleri doğduğundan itibaren biz hepatit B aşısıyla aşılamamıza başlıyoruz. Daha sonra da belli aralıklarda ayda bir Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı takvimine uygun bir şekilde biz de aşılarımızı uyguluyoruz çocuklara. Hemen hemen her ay bir aşı oluyor bebeklerde. 2 yaşına kadar bütün aşılarının tamamlanmış olması gerekiyor. Aşıları yaptırmak gerekiyor. Bir takım aşı karşıtlığı söz konusu son dönemlerde ama bunlar hem aşılar yıllardır yapılmış, yıllardır yan etkisi olmayan ve yıllardır bizim emeklerimiz, sizin emeklerinizi bu hastalıkları dünyadan eradike etmişken şu son dönemdeki durumlardan dolayı bu hastalıkları tekrar görmeye başladık. Sizin çocuğunuz aşı oluyor ama diğer velinin çocuğu aşı olmadığı zaman, bu hastalık ortaya çıktığı zaman sizin çocuğunuzun da riskini arttırıyor. O yüzden aşıların yan etkileri yok. Tabii ki vücuda yabancı bir şey verildiği zaman, işte ateş, lokal etkiler dediğimiz, aşı vurulan yerde kızarıklık ya da işte şişlik olması gibi, ama bazen ateş yapması gibi bir takım yan etkiler görülebilir. Ama bunlar aşınızın olmamasına neden değil. Aşının daha olmadığınız takdirde bu geçirdiğiniz hastalıklar çocuğunuza çok daha büyük zararlar verecek. O yüzden lütfen aşılarınızı zamanında doktor kontrolünde yaptırın. Evet, annelerin, ebeveynlerin en çok şikayet ettikleri yine önemli konulardan birisi hocam. Evet. Bebeklerin ağlaması. Ağlamak değil, bazen şey diye söylüyorum. Siz bunu yaptırmadığınız zaman ömür boyu, belki Allah korusun ama o çocuk o aşı hastalıkla karşılaştıysa ömür boyu ağlayacaklar. Yani bunu bir takım sakat kalma riskleri var, çocuk felci olma riskleri var. Bunları değmez. Menenjit olma riski var, beyinde iltihaplanma, belki hayatlarını kaybedecekler. Ya da kaldığı yaşayanları da sekerle birlikte kalacak. O zaman ömür boyu bu problemleri ağlayacaklar. Yani bunu ne kendilerine ne de çocuklarına yaşatmamaları için lütfen aşılarını zamanında düzenli bir şekilde yaptırsınlar.